Zor bir hayattı onunki. Daha 9 aylıkken başlamıştı çilesi. Anne ve babası boşanınca ortada kalmıştı sanki. Babaannesinin kollarında büyüdü. Belki de çocukluğunda yaşadığı eksiklikler yüzünden yanlış tercihler yaptı. Daha 17 yaşında genç bir kızken okula gitmesi gereken yaşlarda mankenliğe başladı. Güzel, azimli ve yetenekliydi. Hayatın tüm çelmelerine rağmen sunuculuk da yaptı, oyunculuk da. Hatta şarkı da söyledi ama yüzü bir türlü gülmedi. İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip Amerika'ya yerleşen şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin acı haberi duyurdu. Bir süre önce Fevzi Kardeseci'den şiddet gördüğünü ve boşanacağını açıklayan Erçetin, bugün eşinin hayatını kaybettiğini söyledi. Fevzi Kardeseci'nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kardeşinin cansız bedenini Yeşim Erçetin buldu. Erçetin acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu. Yeminimizi tuttuk. İyi gün ve kötü günümüzde beraberdik. Canım kocam, gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu. Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük. Peki Yeşim Erçetin kimdir? 1979 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Daha 9 aylık bir bebekken anne ve babası boşandı. Ama küçük Yeşim ne annesinin ne de babasının evine sığamadı. Babaannesinin yanında geçirdi yıllarını. Zor bir çocukluktu onunki. Milletten Başak Çokan'a verdiği röportajda "Annem mesela beni evine sokmadı. Annem babam 9 aylıkken ayrıldılar. Beni babaannem alıyor yanına. Annem ve babam ikinci evliliğini yapıyor. Evlendikleri iki insan da beni hayatlarında istemiyor. Ben de babaanneyle büyüyorum. Babaannem baktığı için babam elbette maddi destek oluyordu. Maddi sıkıntı hiç çekmedim. Ama maalesef manevi sıkıntılarımdan ciddi yaralar aldım," demişti. "1996 senesinde Neşe Erberk Mankenlik Ajansı'nda profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sunuculuk ve oyunculuk da yaptı. Sporazzi, Top Secret, Yeşim, Birden Üçe gibi programlar sundu. Oyunculuk denemeleri de olan Erçetin, Güzgülleri, 90-60-90, Serseri, Sensiz Olmuyor, Zeynep gibi yapımlarda rol aldı. Sesi de güzel olan Erçetin şarkıcılık konusunda da başarılıydı. Aşk İçin, Pişman ve Uf gibi albümler çıkardı. 2016 yılında TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı. Bu arada kariyerinde ilerlerken özel hayatı da oldukça çalkantılıydı. 2018'de uzun bir aradan sonra bir AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Caddeden Mesut Yılmaz'ın haberine göre gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yeşim Erçetin, yaptığı hatalı evliliklerin pişmanlığını yaşadığını belirterek, "Yanlış evlilikler, seçimler ve aceleci davranarak hatalar yaptım. Hata yapa yapa hayatı öğrendim. Hatta yaptığım hatalardan kendime şarkı bile yaptım," dedi. Uzun zamandır ortalarda görünmeme sebebini açıklayan Erçetin, "Evden fazla çıkmıyorum, bol bol şarkı yapıyorum. Sahte bir hayatın içinde olmak istemiyorum," şeklinde konuştu. Özel yaşamına değinecek olursak Yeşim Erçetin 2000 yılında şarkıcı Ozan Orhon'la yaptığı ilk evliliğinden Yağmur adında 2003 doğumlu bir kız evlat sahibi oldu. Erçetin Milletten Başak Çokan'a "20 yaşında yaptım. Onunla da merhaba dedikten 2 hafta içinde evlenmeye karar verdik. Biraz deli doluyum. Bu yüzden öyle hesap kitap yaparak başlayamıyorum ilişkilere. Bazı insanlar oturup düşünürler maddi manevi. Maalesef benim böyle bir öngörüm yok," demişti. İlk evliliğinde yaşadığı şeyleri bir daha yaşamayacağını düşünüyordu. Boşandıktan uzun bir süre sonra 2010 yılında Emre Matraş'la evlenerek Masal adında bir kız sahibi oldu. 2011'de eşi Emre Matraş'la Bodrum'da tatil yaparken Yeşim Erçetin 3 aylık hamile olduğunu söylemişti. Erçetin şu ifadeleri kullanmıştı. "Üçüncü kez hamileyim. Diğer ikisini aldırmak zorunda kalmıştım. Ancak bu kez doğuracağım. Bebeğim şu an 3 aylık." Nisan 2015'te Emre Matraş'la olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, Milletten Başak Çokan'a verdiği röportajda
Sorunlar evlenmeden önce başladı. Ben aitlikle hırsı birbirine karıştırıyorum. Tabii ki sevdim ama sıkıntılı bir süreçti. Bunu da herkes gördü. Çünkü çok göz önünde yaşandı bu evlilik. Eski eşi ve çocukları tarafından başladı zaten sorunlar. Emre benim 17 yaşındayken sözlenip daha sonra ayrıldığım bir insandı. Seneler sonra "Yeşim nasılsın, ne yapıyorsun? Ben de boşandım. Bir kahve içelim mi?" diye arkadaşça atılan mesajdan sonra gelişti her şey. Ben de o dönem boşluktaydım ve sanırım bu bana evrenin bir mesajı. Yıllar sonra yarım kalan bir ilişkimiz vardı. Emre ile ilişkimizin başında Bodrum'da beni öperken fotoğraflarımız yayınlanınca ben çok rahatsız olmuştum ve o dönem bu şekilde gündeme gelmek istemediğimden evlilik teklifi gelince hemen kabul ettim. Bu kez Emre maddi sıkıntıların içine girince de "Hadi yeşim, onu sat, bunu sat" derken elimdekileri de evliliğimde kaybetmiş oldum demişti. İki çocuk annesi Yeşim Erçetin 2019'da Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Muhabirlerle sohbet eden Erçetin, 7 yaşındaki kızının sosyal medya fenomeni Enes Batur'a özenerek erkek gibi konuştuğunu söylemiş, isyan etmişti. Sinirli haliyle dikkat çeken şarkıcı, "7 yaşındaki kızımla bakıcısının aracılığıyla konuştum. Kızımla konuşurken Enes Batur'un sesi geliyordu. Enes yüzünden kızımın konuşması değişti. Erkek çocuğu gibi konuşuyor. Kanka, abi gibi sokak jargonu kullanıyor. Bir anne olarak Enes Batur biraz daha üslubunu düzeltirse çok sevineceğim" demişti. İki yıl kadar önce Fevzi Kardeseci ile Miami'de evlenmişti. 2023 yılında bazı kötü olaylar yaşadı. Yurt dışında yaşamaya başlayan şarkıcı Yeşim Erçetin, kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla evine düzenlenen FBI baskınıyla gözaltına alındı. Para hareketlerinden dolayı hesabı bloke edilen Erçetin'in pasaportuna da el konulduğu söylendi. Yakın zaman önce Erçetin Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Eşi Fevzi Kardeseci'den şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını dile getirdi. Şiddet olayını şu sözlerle anlattı. "Kumar borcu vardı ve bir gün otomobilde tartıştık. Eşim kumarda kaybetmenin suçlusunu arayarak beni suçladı. Bana uğursuz geldin, sana bir ders veririm, kafanı camdan çıkarırım" diyerek beni itti ve yüzüm camla temas etti. "Bu durumu daha fazla detaylandırmak istemiyorum. Zaten hukuki süreç başlattım ve avukatım bu konuda adımlarını attı" demişti. Erçetin Amerika'da doğum koçluğu yaparak geçimini sağladığını belirtmiş ve şunları söylemişti. "26 yıldır Amerikan vatandaşıyım ve sosyal, ekonomik olarak eşimden üstün değilim. Eğer öyle olsaydı yine kendi işimi yapardım." Sevgisiyle evlendiğini söyleyen Erçetin, "Gerçekten çok sevgi dolu bir evlilikti. 2 yıl içinde çok ilginç olaylar yaşadım. Maalesef bazen hayat sizi zor durumlara sokabilir. Ancak çocuklarımın üzülmesini istemiyorum" şeklinde konuştu. Bugünse eşini kaybettiğini açıkladı. Biz de Yeşim Erçetin'e başsağlığı ve sabır diliyoruz. Umuyoruz ki hayatının kalan kısmını çocuklarıyla beraber mutlu, sağlıklı ve huzurlu geçirir.